Bismillahirrahmanirrahim. Vücuhum yevmeizin nadiretun ila rabbiha nadire. Allah Allah. O günde bir takım yüzler parıldayıcıdır. Allah Allah. Bir kısım yüzler de o gün pek ekşi bir haldedir. O gün bir takım yüzler parıldanıcıdır. Bir kısım yüzler de o gün ekşi bir haldedir. İfade ettiği vücuhum yevmezin nadiretine rabbiha nadire. Allah Allah. İfade ettiği vakıayı ebediyeye kadar bütün mebahisi esasiyeyi. Mesela daha kıyamet kopmadı. Kıyamet kopunca şu olacak. Haşir kurulacak. Şu anda alemi berzahta. Kıyamet kopunca. Şimdi ifade ettiği vakıa ebediye. Yani Kur'an öyle bir ifadesi var ki olmuş bitmiş. Oradaki simaları bize söylüyor. Simalarımızı. Burada bunu söylerken kimse orada yoktu. Çoğu kimse de daha henüz dünyaya bile gelmemişti. Evet, gelmemiş. Yani Kur'an'ın böyle bir gidişatı var yani. Bazen olmuş bitmiş, öyle bir eda ile konuşuyor, öyle bir makam alada konuşuyor. Bazen de buradan konuşuyor. Ne yapacaksınız diyor vesaire. Yani ama burada olmuş bitmiş. Allah'ın ilminde mazi müstakbeli yok ya, hep aynı haziran gibidir. İfade ettiği vakıya ebediye kadar bütün mebahis esasiyeyi ve mühimiyi, yani nokta nokta mühim noktalara parmak basmayı öyle bir tarzda beyan eder ki, yani bir insan bunu düşünüp nasıl diyecek yani, nasıl der? Bir insan nasıl der bunu? Yani gitmemişsin ki. Hani insan rüyayı söyler de bu kadar olmaz. Öyle bir tarzda beyan eder ki o beyan bütün kainatı bir saray gibi idare eden, yani bir bakıyorsun ki doğmamış, doğmuş, olmuş bitmiş, kainat kopmuş, haşır meydanda kapanmış, cennet cehennem olmuş. Böyle bir eda var. Bazen oradan, bazen o makamda, bazen o makamda konuşuyor. Biz nasıl konuşacağız? Ya geçmişte şöyle olmuştu veya böyle yaparız geleceği veya hadi yapalım. Üç zaman. Kur'an'ın tam 6 tane zaman hakikatini kullanıyor. Zamanın 6 yönü var. Hiç düşündün mü? Zaman istikbalde hale uğrar, mazi dökülür değil mi? Yani zamanı dehr resması yapmıyor mu? Dehr, Denizli, Edirne, Hatay, Rize, esma. Her esmanın da 6 yönü vardır. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt. Onu mesela nereden çıkarıyorsun? Bak şuradan. Bak çok garip. Bak uyguluyor zaten üstad 6 tane zamanı. 6 tane zamanı uyguluyor. Ama işte kör olası cehaletimiz bizde zamanı iki biliyoruz ya, istikbal hali oraya dökülüyor. Mesela bak. 17. sözde soldan dahi hayır gelmedi. İşte ilk önce ne diyor? Tevekkülsüz gafletle iktidar ve ihtiyarıma dayanıp burada devam ediyor. Dert yetmez mi dert? Derman sana. Dermanı dert olarak gösteriyor.
yetmez mi dert, derman sana? Tamam. Burada diyor ki, gafletle sağındaki geçmiş zamanından, geçmiş zamanına bakıyor, iman onu nasıl izah ediyor? Sonra soldaki yöne bakıyor, iman ne yapıyor orayı? Bak zaman ha, sol. Üç, soldan da hayır görmedin, hazır güne baktın. Üç, sonra başımı kaldırıp şeceri emrin başına baktım, yukarıya. Sonra başımı aşağıya eğdim, baktım ki aşağıdaki altında kemiklerim toprağıyla, yani ölmüş bitmiş hayatını gör, kabirini görüyor. Garip ya, bunu bir ders yapsaydık da olurdu yani. Garip. Arkama baktım, izah ediyor iman. Onda da hayır. Ön tarafıma baktım, altı. Tuhaf değil mi? Zaman altı. Altı yönü var yani. Ondan dolayı zaman hakkında herkes farklı konuşuyor. Kimisi ikisini karma ediyor, kimisi üçünü karma ediyor. Kur'an bu altı yönü kullanıyor. Kur'an'ın ifadelerinde altı yön var. Beşerin kelamında ya mazidir, ya haldir, ya istikbaldir. Öyle değil mi? Kur'an'ın beyanında altı yön var. Kur'an'ın beyanatında. Öyle bir tarzda beyan eder ki, öyle bir tarzda beyan eder ki, o beyan, yani öyle bir makam alada bazen altını cem etmiş bakıyor. Allah'lık makamından bakıyor. Bazen Esma'nın sağından bakıyor, solundan bakıyor, önden bakıyor, arkadan bakıyor, üstten bakıyor, aşağıdan bakıyor. Aşağısını çok sormuşlardı da. Tamam diyor, mebdeyim, ruhlar alemi üst. Altın neresi abi diyor. Kabir hayatı. Ön taraf, ebed tarafı. Evet. Çünkü bunlar sonsuza mı bakıyor abi? Mesela kabir hayatı baktığımız zaman sadece sanki bu dünyaya bakıyor gibi gözüküyor. Kabir bu dünyayla alakalı. Bu dünya mesela şöyle insanlar zannediyor. Ben bilmiyorum. Ahiret dünyanın böyle bitişi zannediliyor. Hayır. Mesela çekirdekten ağaç çıkınca ağaç çekirdeği bitişik midir? Çıkmadan. Ağaç nerededir çekirdeğin? İçinde midir, bitişik midir? İçindedir. Ahiret de işte bu dünyadan patlayacak işte. Mısır patlar gibi mesela. Mısır patlar gibi patlayacak. Yani ahiret dünyanın bitişi değil. Ahiret dünyanın inkişafının inkişafından çıkacak. Yani bitişik falan değil ya. Yani. Şey gibi değil yani, bu cehennemi Sura'yla Kübra diyor ya, küçük evet. Cehennem inkılap edecek diyor. Evet, cehennem. Edecek. Hani, şu öyle anda yani. Elanda aynı var şu anda. Sonra yapmayacak ahireti. Şu anda da var. Peki, dünya şu cümleyi söyleyeyim alacağım sorunu. Peki bu dünya nedir? Ahiretin o alemleri var. 18 bin alem. Ahiret alem var. İyi dinleyin, burası çok önemli. 18 bin alemi koydun tencereye. Karıştır. Koy buzdolabına donsun. Donan şekli dünyadır. Dondurma. Ha, şimdi gördünüz. Dondurma. Allah bilir kaç tane element, kaç tane madde koymuşlar. Ne kadar katkı maddeleri koydu. Lan acayip bir şey ya. Acayip bir şey. Ama kainatın küçültülmüş çekirdeği dünya, kainatın küçültülmüş çekirdeği insan ya. Yani. Aynı onun evet. Şey gibi, 18 bin alem. Kainatın küçültülmüşü dünya, şeceri hilkatın küçültülmüşü insan. Ondan sonra alem-i şehadetin 7 kat semanın küçültülmüşü de küre-i arz. Evet abi. Ahiret hayatı nereden başlıyorsun abi? Ahiret hayatı, sen nereden düşünüyorsan onu, eğer ahiret hayatını ki kabirdir. Kabir ahiret hayatının başlangıç noktası mı? Evet. Ama şu, ahiret kabul edilmiyor. Yani öyle düşünürsen dedim. Ahireti şeriatta kıyamet kopunca başlıyor.
Peki Hasan abi, bu 59 günlük yol var cennet cehenneme kadar giden. Peki cennet cehennem ayrıldıktan sonra ahiret hayatı devam ediyor musun abi? Hani levh-i mahfuz, arş-ı azam, buralarda ahirete mi giriyor? Tabii. Yani yok. Ahiret cennete kadardır. Bitti ya. Bitti. Orası ahiret. Bitti. Limit orası. Yani cennet cehennem bitti. Ondan sonra şimdi o da cennete gitti, o da gitti ama ehli mütefekkir, ehli hakikat artık hadisesi cennetten sonra başlıyor onun. Onlar ki son bulurken. He? Tabii. Mesela şöyle düşün. Adam cenneti şöyle anlıyor ya. Ne anlıyorsa odur. En ayine zenab dibi. Veya onun çapı bir ayı. Huri anlıyor. Yeme içme anlıyor. Hiç doymamak anlıyor. Ne bileyim anladığı. Hiç düşünmemiş ki cennetten daha üstün arş var. Arştan üstün lef-i mahfuz var. Lef-i mahfuzdan arş-ı azam var. Arş-ı azamdan kabı kalpsi var. Ömründe görmemiş dememiş ki. O ne biliyorsa o. Yani ayeti var ya İsa Aleyhisselam'ın ayetinde bozulduğu halde diyor ki isteyene verilecektir. Cennette isteyene verilecek. Kim onlar? Dünyada verilene verilecektir. Dünyada kime verilmişse orada verilecektir. Sanki o da ayet. Verilene verilecektir. İsteyene verilecektir. Sen bir şey diyecektin. Yani bu mesela arş-ı azam verim olsa sana mesela. Buraların orada başka bir hayat mı var sana? Tabii. Yani ahiret bitiyor. Tabii onun hakkında bilgi yok ki. Yok. Diyeceksin ki sen nereden şey yapıyorsun? Bak kardeş Allah aşkına. Ya Risale-i Nur deli ya. Bak mübalağa mı ediyorum bak Allah aşkına bir bak yani. Sen böyle bir soru sordun. Cennetten sonra başka hayat mı var dedin değil mi? Bak bak kimler gidiyor ne yapıyor? Bak aha burada geçiyor. Ben mi uyduruyorum bak. Ben vallahi mübalağa etmiyorum ya. Mübalağa sevmem ya. Allah bak işte şimdi göreceksin. Bak. Bak ne alem var. Ekseri oraya çıkamıyor. Abi lemalar kaç? Lemalar 104. Tamam özür dilerim söyleyin bana. Dur bir dakika şöyle diyeyim. Şuradan alayım. Burada keşifin bir yere çıkarsa Allah seni orada mahrum eder mi? Keşif neredeyse makamın başlıyor oradan demektir. İyi dinle şimdi. Demek ehli keşfin muttali olduğu, haberdar olduğu, mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şeraitte mukayyet bulunduğunu ve o şeraitin vuku bulmamasıyla o hadisede vukua gelmiyor. Yani ben ortadan almayayım diye biraz üstten aldım. Meselemiz bu değil. Fakat o hadise ecelli muallak gibi lef-i ezelinin bir nevi defteri hükmünde olan lef-i mahf ispatta mukadder olarak yazılmıştır. Bundan sonra dinleyin. Gayet nadir olarak lef-i ezeliye kadar keşif çıkar. Lemalar 104 Selahattin abi. Bir daha abim. Lemalar 104 abim. 16. lema. Bak. Gayet nadir olarak. Çok ilginç. Bak nadir olarak. Ya burada havasa ne verilmiş? Lef-i mahfuz cennetten yukarıdadır. Yani Cebrail üstedir yani. Bak. Buradan gitmiş adam. Mesela Geylani gitmiş. Babamın oğlu diye ki ben şey yapayım yani. Yücelteyim. Bak gayet nadir olarak. Levh-i ezeliye kadar keşif çıkar. Çok nadir. Ekseri oraya çıkamıyor. Dünyada böyle çıkacak, ahirette çıkmayacak. Adam çıkmış, olmuş, yaşamış, cennette istek olmuş. İsteyene verilecektir. Adam ne isteyecek cennete? Huri anlamış, araba anlamış, çikolata anlamış. Ne bileyim. Ne biliyorsa cenneti öyle o. Hani biraz da çapını genişletir Allah işte ihsan etti vesaire. Ondandır ki cennet ülfet olsun diye, ünsiyet olsun diye, ünsiyet olsun ülfet yok. Meyvelerin renkleri ve isimleri var. Ama tatları yok. Ta adam korkmasın vesaire. Bunu biçmen maya falan.
Ama gayet nadir olarak Levh-i Ezeli'ye kadar keşif çıkar. Levh-i Ezeli'ye. Ekseri oraya çıkamıyor. İşte bu sıra binaen. Yani böyle. Demek ki nadir olarak çıkılıyor. Demek ki var da çıkılıyor da bu insanoğludur. Haşa Cenab-ı Hak değil ki Tuhavaşa. Cebrail değil ki insan diyor. Nadir olarak oraya giriliyor. Giriliyor. Levh-i Ezeli'ye giriliyor. Peki abi bu keşif edenler derken bunu nasıl anlayacağız mesela? Yani oralara buradayken gidenler mi? Fark edenler mi? Duyanlar mı? Burada isteyenler mi? Bak şimdi, nasıl onu anlayacağız abi? Şöyle bir şey. Benim anladığımı söylüyor. Bu anladığım değil. Bu böyledir. Böyle yazıyor. Dünyada bu keşif çıktı mı kardeşim? Keşif sen zannediyor musun? Fikirdir. Ne? Bu bizimdir ya. Hayal ediyoruz. Peki bir kadını hayal etsen, birisini kızdın, onu hayal etsen, vücut değişiyor mu, değişmiyor mu? La bir hayal ya, bir düşünceyle aynısını yaşıyorsam, adam kalbi, ruhu açılmış ya. Keşif de ne? Kendisi zaten. Giriliyor dedi. Fikir demedi ki. Nadir giriliyor diyor. Ayet-i Kübra'nın başında 90 sene terakkiden sonra gelende bahsediyor. Arş yerdeyken arş azamı diyor, şey yaptı diyor. Seyretti diyor. Arş azamı ya. Ya. Arş azamı. Ayet-i Kübra'da ya. 90 sene terakkiden 90 sene. Ayet-i Kübra'nın başında geçiyor. Tabi üstad diyor ya, ruh ve kalbin dairi hayatına girmek diye. Mazi ve müstakbel yok olur dediğine göre dünyada evet. Ya o dairelere gidiyor. E tabi o dairelere giriliyor işte, o senin dediğin işte şu. Elimde elemalar olduğu için açayım da. Ondan sonra. Ha, hissiyat insanı ruh seviyesine çıktığı zaman kalp böyle ruhun derece hayatına girince o zaman mazi ve müstakbeli beraber görüyor. Hatta açmamıza gerekiyor işte. Sayfayı söyleyeyim. Geylani bulay şu anlarda çabuk. Madem açtın ben bir de şey yapmayayım. Şu anlar değil abi. Lemalar benim. Aç. Lemalar, şu anlar atıfım var orada. Geç bakalım. Bul onu. Bak. Sayfa 137'de. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış, cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir. Hayvaniyetten çık. Cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun derece hayatına gir. Tevehüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire hayat, bir alemi nur bulursun. İşte o alemin anahtarı marifetullah kimdir? Söylüyor kim olduklarını. Marifetullah ve vahdanet sırlarını ifade eden, marifetullah ve vahdanet sırlarına haiz kişiler. La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmekle mümkündür. Kim yapıyorsa. Buldunuz mu? Şu anlar 102. 102 değil mi? 101 mi 102 mi? 102 abi. Tamam bak. Kafamda 101 kalmış. Ver abi bak. Şurası. Ha, 102 şuradan. Acaba yerdeyken arş-ı azamı temaşa eden. Yerdeyken ha. Bağ tobe ben arş zannettim. Arş-ı azam ya. Arş-ı azam ya. Arş-ı azam abi ya. Bak cennet. Üstü arş. Lef-i mahfuz. Arş-ı azam. Bir üstü kabı kapsın. Yerdeyken arş-ı azamı temaşa eden. Harika bir dehayı kutsi sahibi olan ve 90 sene maneviyatta terakki edip çalışan ve hakaiki imaniyeyi, iman esaslı Allah'a iman, peygambere, ahirete, meleklere, kaderi aşire, hakaiki imani, ilmel yakin, anel yakın, hatta hakkal yakin suretini keşfeden, hakkal yakın suresi. Hakkal ne demek biliyor musun? Allah'a da hakkal. Evet. Allah, böyle bir şey ya. Allah'a imanı diyor. Bak, hakaiki imani sayın, ne olur sayın sayın. Allah'a iman. Ahmetü billahi. Ve melaiketi. Ve kütübi. Ve rusuli. Ve liyumilah. Ve bil kaderi. Haşi.
Hayri ve şerri. E peki, ne yapmış bak? Hakaiki mani ne diyor bir bak hele ne diyor? İlmelekin ateşi gördü. Aynelekin ateşi dumandan bildi. Gözünle gördün, aynelekin. Hatta hakalekin elini soktun ateşe. Keşfeden Şeyh-i Geylani Kudüs'e sürü gibi yüz binler ehli hakikatın. Bayağı da varmış ha, yüz binler. Yüz binler diyor sana. Vay be, iyi lan, bize de beraber. Peki biz de. Peki içine gelmez. Selahattin abi, deli eder adamı, deli. Risale-i Nur deli eder adamı. Hocam 90 yıl mı yaşamış Abdülkadir Geylani? 90 yıl dedin ya orada. Evet, 90 sene yaşamış. Allahu Allah, Allahu Allah. Sesim yok, bir türkü söyleyecektim ama türkü de bilmiyorum. Hiç ezberleyemedim ömrümde. Mübarazsız. Tam bir türkünün ezberlediğimi bilmiyorum. Size yalan mı söyleyeceğim? Çok uğraştım, bir türkü ezberleyemedim. Kafa yok ki. Minibüslere binip de bir şeyler kalmış kafamda. Evimize televizyon girmemiş radyo. Bak şimdi. Neredeyiz? Zaten kafa kalmadı. İşte. Nereye gittin ya? Neredeydi? Çok acayip. Bak iyi dinle. Melekler bilemez, orayı alayım da. Okumak istedim şurada. 355. Ama şurayı almadan olmaz. İnsan camiyeti tamme ile tam bir cem esma ilahi anlar, zevk eder. Hususan rızıktaki zevk cihetiyle pek çok esma-i hüsnayı anlar. Halbuki melekler onları o zevk ile bilemezler. Melekler arkada. Tamam. Şu bu demiyor. Melekler arkada. Cebrail de arkada. İyi dinle şimdi. İnsan 355. Küçük bir mikyasta kainattaki hakaiki imaniyeyi şuhut derecesinde gösterebilir. Gösterebilir. Gösteriyor ya. Kendi alemi. Şuhut. Bu nasıl bir şey ya? Ben de bilmiyorum ki. Yalnız bildiğim bir şey var. Hakikati öp. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse, biz raydan çıktık, yoldan çıktık. Biz yoldan çıktık. Abi bir de burada dedi ya, hani Abdülkadir Geylani hakkında 90 sene maneviyatta, 90 yaşına kadar dediniz değil mi? 90 sene. Kaç sene yaşadı abi? Onu bilmiyorum. Ama 90 sene dediğine göre herhalde sonuna kadar terakki etmiştir. O zaman doğumdan itibaren. Ben o aklıma geldi. Eğer 90 sene bir ömrü varsa ve bunda hiç sanki bir ara bir fasıla veya bir şey hep terakki etmiş kaderin yani. Kaderin ruhu çağımızı. Evet. Oradan sonra başlarsa. Yani çocukluk dönemi falan diyoruz, bazen ayırıyoruz ya. Bebekken başlıyor. Onlar bizim herkes insan gibi değil yani. Başlamak işte hemen doğarken başlıyor yani. Allah Allah. He? Hatta bir daha okudum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem annesine doğarken dahi ümmeti diye bir şey var yani. Bir kayış. Hani bir ses işitmiş annesi yani. Doğduğu zaman o sesi annesi işitmiş yani. Ümmetine yani ümmetim diye.
Bak. Her zaman namazın efal ve erkanına fikrini bindirip bir nevi mirac ile kainat arkasına atıp huzura kadar gider. Her zikalp ve kamil veli seyri sülük ile bak her zikalp ve kamil veli seyri sülük ile arştan daire esma ve sıfattan 40 günde geçebilir. Daire esma daire sıfattan 40 günde geçebilir. Hatta Şeyh-i Geylani, İmam-ı Rabbani ve Hasani yok Hasan yok. İster de adam. İster. Mesela Şeyh-i Hasani olsa. Yani estağfurullah ama hatta Şeyh-i Geylani, İmam-ı Rabbani çok sevdiklerimi de koymuş buraya. Gibi bazı zatların ihbarat-ı sadıkaları ile bir dakikada onlar söylüyor. Arşa kadar urucu ruhanileri oluyor. Bir dakikada. Bir dakikada urucu ruhaniler arşa kadar gidiyor. Hem etsam-ı nurani olan melekelerin. Melekler de cisimdir, etsamdır. Nurani etsam. Arştan ferşe, ferşten arşa kadar karşı kısa bir zamanda gitmeleri ve görmeleri var. Hem ehli cennet mahşerden cennet bağlarına, mahşer meydanından cennet bağlarına hoşuma gitti. Kısa bir zamanda uruc ediyorlar. Uruc edecekler demiyor ki, ediyorlar. Uruc yükselmek değil mi? Evet. Ne yapıyorlarmış? Ediyorlar. Edecekler değil mi gelecek zaman? Bu ne demek? Ediyorlar. Etmişler diye. Edecekler, ediyorlar. Dikkat et. Kaste gibi okuma. Ben de şimdi ilgimi çekiyor. Ehli cennet mahşerden tamam. Cennet bağlarına kısa bir zamanda uruç ediyorlar. Elbette bu kadar numuneler gösteriyorlar ki bütün evliyaların sultanı, umum müminlerin imamı, umum ehli cennetin reisi ve umum melaikenin makbulü olan Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam seri sülukuna medar bir miracı bulunması, onun makamına münasip bir surette olması aynı hikmettir ve gayet makbuldur ve şüphesizdir. Peki madem buraya geldim, meyveden bir tanesini şey yapayım. Miracı meyvesine bak neymiş? Miracı meyvesine buraya gelmek istemezdim. 572. Şimdi okuyacağım daha önemli. 581. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gitti, geldi. O kapıyı açık bıraktı, biliyorsunuz. 568 bin devamet sözler. Şimdi diyor ki, gitti de ne getirdi? Meyve ne yani? Çocuk babasının filosuna bakar ya, poşetine bakar ne getirmiş? Üç şey var. He? Üç şey var değil mi? Yok giderken. Ha, giderken. Gelirken ne getirdi? Giderken nur götürdü, emanet götürdü, anahtar götürdü. Gelirken ne getirdi? Namaz getirdi. Başka? Namaz getirdi. Namaz getirdi. Başka? Amene Resulü'yü getirdi. Namaz bitmedi. Başka? Ben de bilmezdim zaten. Birinci meyvede bak ne getirmiş. Erkan-ı İmaniye nedir? Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusulü ve yevmil âhir ve bil kaderi hayri min Allah-u Teala. İmanın esasları şart. Git ha. Erkan-ı İmaniye'nin hakaykını, hakikatlarını göz ile görüp melaikeyi, cenneti, ahireti hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Kainata ve beşere öyle bir hazine, bir nuru ezeli, ebedi bir hediye getirmiştir ki bunu bize getirdi. Bu sizin için mümkündür diyor. Getirmiş bize de alın dedi. Yani mazhar olduğunu verdi bize. Ala bunu dedi. Ben oradan getirdim. Getirmiş diyor bak. Ne oldu o zaman? Şu perişan var ya abi ben şöyleyim böyleyim var ya işte ondan kızıyorum. Kendine zulmedenler var ya özgüveni yıkanlar.
ben şöyleyim adam değilim lan, adam değilsin de adamsın yani. Adam olmadığın halde adamsın. Yani adam olmadığın halde bu şekildesin. Adam olsan şu kainatı perişan, fani, karma karışık bir vaziyeti mevhum eden çıkarıp o nur ve o meyve ile kainatı kutsi mektubat-ı samedaniye diye güzel getiriyor bak şimdi. Hakayim-i imaniyi hatta Allah'a gözüyle görmüş. Ben niye kapattım? Ondan sonra getirmiş. Tamam. Allah Allah. Ne olacak ya bizim halimiz? Biraz önce sen okurken dedin ya abi, hani hasari diye. Yani insan duyunca istiyor. Hani onun için insan hadi bunları... Hadi bir olsun ya. Abi biz... Hepimiz Allah'ım. Buna ben de diyen hepsi. Allah'ım. Allah zengindir. Bizim gibi fakir değil ki. Allah'lığın hatırına nasip etsin. Madem istetti, verecektir. Neye verecektir? Allah olduğu için. Bizim gibi cimri değil ki. E bu mümkün mü? Allah için zorluk yoktur ki. Yeter ki aranıyoruz. İşte onu demek istemiştim abi. Aranıyoruz. Kavgalı için. Kavgalı mı? Lazım dedim. Ya, tabii niye gülüyorum anlatayım size. Benim kim olduğumu bilmiyor tabii. Şimdi cenazeye gidiyorum şeye. Çağeli'nden Kaptan Paşa'ya doğru bilmem ne köyü. Tamam? Gidiyorum. Mer cenazede konuşmacıyım ben. Tabii yolda dökülmüşler insanlar. Sarıklı bastonlu birisi gidiyor. Böyle. Yaşlılar. Çünkü çok şey. Ben bilmez ki beni. Durdum. Cenazeye gidiyorum ben de camiye. O da erken çıkmış. Arka koltuğa oturttum. Durdum. Öne gelmedi. Arkaya oturdum. Camdan bakıyorum şeyde, dikiz annesi. Hacım nasılsın, iyi misin, halatır? İyiyim dedi, hamdolsun falan. Dedi ki, konuşma açacağız da bir sebep açacağız. Hacı baba dedim camdan bak, aynada bak. Allah ile aran nasıl? Ulan hoş mu dedi. Hoş ki ben dedi, Allah ile kavga edecek halim yok ki dedi ya. Sen ne diyorsun dedi ya. Böyle bir tabirle. Neye uğradım, şaşırdım. Ondan sonra ya Allah Allah ya ne biçim ya, nereden dedim ki? Ne camdan bakıyor, nereden bindim demek istiyor, tamam. Ya dedim hanım, ya bırak dedi ya Allah ile dedi hanım. Ne yapacağım dedi, kavga mı yapacağım dedi Allah ile. Ondan sonra biraz sonra tabii Allah'ım benimle aramsız iyi olmadı tabii. Biraz kızdı yani. Ondan sonra indik camide, neyse namaz. Ona vaaza çıktı adam. Ona fırça attı adam, ona mağaza çıktı. Bu adama bakıyorum. Böyle dinliyor ki kim bu? İndiğince yakaladı beni mezarlıkta. Hoca efendi ya. Hoca efendi ya, bu şakalık yaparken daha önce şaka yapacağım de dedi ya. Darlatma bizi dedi ya. Yaşlandım. Allah ile aranasın dedi. Koşu dedi, Allah ile kavga edecek halim mi var dedi ya. Sen ne dersin dedi ya. Yaşlı adam, hassas adam, hassas bir adam. Ondan sonra dedim hacı, merak etme, sevdim seni. Allah bir dedi, Allah ile böyle olmaz dedi ya böyle. Sen bilen adamsın dedi ya. Böyle konuşulur mu? Dedim ki doğru söylüyorsun, o senin Allah'ın öyle dedi. Ben bazen benim Allah'ımla ben de böyle şey yapıyorum. Güzel efendi, senin anlam başka, benim anlam başka. Ortalığı tam basıyor. Adamı yumada içer abi. Pazarda bir tanesi dedi ki. Çünkü en zenni yaptı bir ya, kulum bana nasıl bilir sen. Şimdi hani tevhid dersi yapıyorum. Tevhid dersi yaparken farz-ı muhal olarak eğer Allah yoksa bunu neyle izah edeceksin diyorum, tamam. Mesela Allah yoksa bunu neyle izah edeceksin? Adamın tahammülü yok ki yaşlı. Ahmet amca, mekanı cennet olsun yani. Böyle acayip böyle. Madem Allah yoksa, tövbe tövbe estağfurullah. Hoca yıkılacağız hoca, yapma. Böyle ters dönüyor. Hoca yapma ya lan sen. Yani şey, ya yanisi manisi yok hoca dedi ya. Neyse, izah ediyorum tabii. Bir daha yapmamaya çalışıyorum çünkü başıma geçirecek şey. Bastonu. Şimdi ders bitti, esas dediği o. Hocam,
severim seni. İyi de hizmet ediyorsun bu gençlere. Ama sevdiğim için diyorum. Ha, yanlış anlama. Her dersten sonra bir banyo yap. Kelime-i şehadet. İmanını tazele. Aynı böyle. Bir kelime-i şehadet getir. Dedim ki ya Rabbi. Elhamdülillah. Bu nasıl iman etmiş sana? He ya. Hiç ihtimal vermiyor ya Rabbi ya. Nasıl bir Allah ya? Dedim senin o hacıya dedim. Senin Allah'ınla aran ciddi. Benim biraz böyle şey var dedim. Ya hoca sen ne dersin sen dedi ya. Seni Allah'ın başka bir imam yapacak mı dedi ya. Sen ne diyorsun ya dedi. Dedim yok yok. Yani öyle ağzımda çok. Ya dikkat et hoca dedi ya. Ya işte Allah. Abi Nadir abi diyordu ya çattık ya. Çattık ya. Allah. Haşa şaka mı? Hayır. Allah latiftir. Allah Resulü de latife yaparmış. Ama doğru olmalı. Allah aynı fikredilendir Allah. Hissedilendir Allah. Zevk edilendir Allah. Mas edilendir Allah. Çocuk dedi ya. 5 yaşında Merve. Hasan amca. 11:33 mü ne? Allah Allah. Ulan kalktım yattım. Ben de yatmıştım. Hasan amca. Buyur yavrum. Çocuk olunca hiç elim ayağım kesiliyor tabii. Şimdi bu saatte ne arıyorsun lan? Cenaze mi? Cenaze mi var mı ki kaldırıyorsun? Bir şey diye sorabilir miyim? Çocuk sorunca yok mu diyeceksin? Kapatmanı denir. Buyur yavrum ama uyku sarmış duvar beni. Buyur yavrum dedi. Ben zannettim sokakta kalmış oldum. Ben anneme sarılıyorum. Sen Allah'a sarılıyor mu? Allah Allah. Dedim ona ne yapayım? Tabii ben de sarılıyorum Allah'a. Hasan amca ben anneme sarılınca onu seviyorum. Peki sen Allah'a nasıl sarılıyorsun? Sen annene sarılınca ne oluyor? Sıcaklık oluyor mu? Tabii seviyorum diyor. Yani sıcaklık. Ben de Allah'a sarılınca sıcaklık oluyor. Nasıl biliyor musun? Bilmiyorum. Sen annene sarılıyorsun. Ben de Allah'a tefekkürü anlamaz ya. Allah'ı düşününce Allah bana sarılıyor. Ben de içimde sıcaklık hissediyorum. Ben de içimde böyle sıcak oluyor. Sen annene sarılınca sıcak olduğun gibi ben de Allah beni böyle sardığını sıcaklık oluyor. O zaman o sana mı sarılıyor Hasan amca? Aynen öyle. Peki çocuğu anlatacağım ya. Sen annen mi arattırdın? Peki annen bazen kitap okurken, namaz kılarken gözleri yaşarıyor mu? Alıyor dedi kitabı. Ha, o ağlaması Allah sarıldığını gösteriyor. Allah sarılıyor. Bir insan böyle coşar, o Allah sarılmıştır. Yani mukabele etmiştir Allah. Yani namazda da. Peki, vücuhum yevmeyzin nadiretine rabbiha nazire şeyini okuyoruz. Demek ki Kur'an bunları hep böyle tak bir oraya bir oraya altı yönden de anlatıyor. Bir oraya bir oraya. Böyle bir yanıt olur mu ya? Olmuş bitmiş. Bazen sebepler. Bazen her bir esmanın bütünlüğüyle Rahman, Rahim, Kerim, Adli, Latif vesaire. Bütün isimlerin bir iş yaptı mı bunu? Bu kaç tane? Bütün isimleri kastederek biz diyor. Esmaların ad edince her bir esma bendir. Benler benle benler topla biz olur. Tamam? Bazen bunu yapan esmalar bütünlüğünde Allah biz yaptık diyor. Yani esmaların adedi. Rahman ben, Rahim ben, Latif ben, Sani ben, Mülevim ben, Hakim ben, Hakim ben, Kayyum ben, her ben, benleri topla biz. Ben, biz. Bazen de sebepsiz tecelli, ilk tecellileri anlatırken daha çok. İlk yaratma ben diyor. Esbab alemini kurulduktan sonra biz diyor. Esma cahilinden değil, zattan. Zat tecellisi ben, esma tecellileri biz. Yani her esmanın üfledim dediği genel ben. Şey. Ben. Ben üfledim.
Üfledik yok, üfledik. Yani bunlar anlatıyor ya. Bak Kur'an'a bak. İfade ettiği vakıya-i ebediye kadar bütün masini esası, yani bu anlatılanları tak tak taşlar, poligon taşların, yani topraktaki hudutlar, mühimi öyle bir tarzda beyan eder ki Kur'an mühimleri. Mesela kıyameti bahsediyor. Hemen vucuhum yevmeyzin nadiretim ila Rabbi nazira. Yani kıyametin kopmasından hemen yüzlere dönüyor. Lan bir sürü kabir var. Ve toplanma var. Yok. Bazen oradan buradan o. O beyan bütün kainatı bir saray gibi idare edenin ancak olabilir. Böyle nazarında olacak böyle kainat. Dünyayı ve ahireti iki oda gibi. Dünya ve ahiret. Burası cennet. Ahiret öteki var ya. Mutfak. Şey. Mutfak şey. Yok tuvalet dünya. Çünkü pislemek için gelmiş Adem Aleyhisselam buraya. Yediğini kazurat olmuş. Yediği kazurat olmuş bana göre. Yediğini kazurat olmuş orada cennetin dişki olmuş. Cennette de pisleme yeri değil. Git dedi yediğini oraya defet dedi. Gönderdiniz. Oraya. Ondan sonra küre-i arzaya, dünyaya değil. Küre-i arza gönderdi. Neyse, dünya ve ahireti iki oda gibi. Bak Allah aşkına, dünya ve ahireti aynı çatı altına iki oda gibi açıp kapayan. Onu açıyor, onu kapatıyor. Yani bir bakıyorsun bir eda var Kur'an'da. Dünyadan bir eda var, ahirette basıyor. Onu açıp onu kapat. O kadar kolay. Bu nasıl böyle ihata ya? Nasıl böyle? Nasıl cami bir kelam? Ancak bir oda o, bir oda. Orası o, orası o. Ha işte, kapı. Ben ikisini beraber görüyorum. Esma'yı. Ha bak, kapıyı görüyorum ben ya. Kapıyı açarsanız medyenleri de görürüm. Ha? Hiç ki kafayı da çevirmem ha. Kur'an'da böyle bir şey var ya. İki oda gibi açıp kapayan, zemin bir bahçe. Zemini var ya dünya, küre yaz. Zemini bir bahçe. Sema misbahları ile süslendirilmiş bir dam gibi tasarruf eden. Misbah. Misbah nedir Selahattin abi? Misbahları ile. Sema misbahları ile süslendirilmiş. Sema misbahlarla süslendirilmiş. Misbah. Asılmış lambalar ya. Misbahlarla süslendirilmiş. Ha işte avize. Ben avizeyi evde israf kabul etmiyorum. Ben yırtık atlet diyen adamım ha. Yırtık şalvarım da şey öyle. Donum da öyle affedersin. Hep yamalıdır. Niçin söylüyorum? Bunu diyen buna israf demiyor. Bak bunu demiyorum ha atletim. Hiçbir tane sağlam çamaşırım yoktur. Bak diyeyim size. Çok azdır. Bunu niçin söylüyorum? Bak ya, yanlışanların hakkımı helal etmem ya. Hani bunun için söylüyorum. Bu avizeye israf demem. Evde de, niye? Kardeşim renklerle melaike yaratılıyor. Meleklerin çokluğu oluyor. Meleklerin çokluğu oluyor. Mesela ben tespih çekerken tavan beni bloke ediyor ya. O tavandaki o renkler var ya. Bir böyle duruyorum, bir böyle duruyorum. Orada kristallerde. Bana öyle zevk veriyor ki akşam yatsı arasında tespih çekiyorduk yani. Işık söndürülüyor da bir tane yanıyor. Hani ufak yanıyor. Akşam yatsı arası. Ona bakarken tespih ediyorum. Ve yübizna da Rabbehu inime senedur ve taramun rahimin. Rabbi inime senedur ve böyle bakıyorum mor, kırmızı. Acayip yani. Acayip. Melek yaratıyor Allah renklerden. Kokudan. Bak Sema. Yani abi tıkır tıkır okusana ya. Geçemiyorum. Hastalık böyle psikoloji. Bozuğum ben. Onlar da dayanamıyor. Acayip bir şey ya. Yani geç diyor tamam. Sema misbahları ile. Nasıl geçeyim? Misbah. Dur. Süs demiş. Avize gibi. Ya hiç uçakla gitmiyor musun? Orada bir şey kurulur mu ya? Nasıl koymuş? Hiç mi böyle bir videoda semaya bakmadınız? Misbahları ile süslendirmiş bir dam gibi tasarruf ediyor Kur'an. Dam diyor. Evinizin damı. Ya ben çocuktum, çobandım, çoban. Çoban olduğum zaman ne yapardım biliyor musun? Yatardım böyle. Ya 5-6 yaşındayım ya. Ben 7 yokum. Böyle yatardım. O güzel havada bulutlar hareket ediyor ya. Bulutu sabit kabul ederdim. Ooo! Gidiyor. Meğer bulut böyle gidiyor.
onu sabit yapardım. Böyle o kadar acayip olurdum ki elimi yere sabit yapardım. Yani düşüyorum diye. Gidiyorum ya. Eğer semayı sabit yaparsanız bu hareket ediyor. Dünyayı sabit düşünürsen o hareket ediyor. Sırf düşünceyle değiştiriyorum. Hacı? Mesela gemide oturuyorsun, sahile bak bakalım. Gemi hareket et. Ooo, şehir arkaya gidiyor. Zeytinburnu gidiyor. Mesela geçen, olsun dokunma. Demek ki tasarruf böyle bir tasvir yapıyor mesela. Kur'an. Mazi ve mustakbel, bak şimdi. Tasvirine bak ya, taşlara bak ya Selahattin abi. Kur'an'ın şeyine bak ya. Ben acayip oluyorum, etkileniyorum yani. Arabistan iki vadi arasında bir adam ya. Hiç mi hacca gitmediniz? Hiç Umre'ye gitmediniz mi? Bakmadın iki vadi arasında böyle adam mı çıkar? İlahiyat mı bitirmiş? Sosyolojiyi mi bitirmiş? Ne bitirmiş bu adam? Bilmiyorum ki bak. Mazi ve müstakbele. Mazi ve müstakbel. Bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eder. Maziye var ya böyle. Mazi, müstakbeli aynı sayfa gibi bakıp yazıyor. Bugün şöyle hanımlara ders yaptım. Şöyle. Dersi neydi biliyor musun? Size de şeyde de yaptım. Düsseldorf'ta da yaptım erkeklere. Aynı ders yaptım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an gözlüğüyle ihbarat-ı gaybiyesi. Mükemmel bir dersti. Bilmem bahsettiler mi Selahattin abi sizin gibi? Dersin konusunu sana anlattılar mı? Duyuyorsun değil mi sesi? Yok. Şey, duyma anlatmadım. Evet. Kur'an, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bir daha yapıyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an gözlüğüyle ihbarat-ı gaybiyesi, yani mazi ve müstakbeli. Ya sanki gece ve gündüz gibi mazi ve müstakbel nazarında böyle tak tak. Mesela 3700 sene önceki فَلْيَوْمُ نُنَجِكَ بِبَدَنِكَ Firavun'un cesedini, bugün seni cesedine necat vereceğim diyor. Sahile atacağım diyor. Tamam. 3700 sene önce peygamberimizden sonra. 1400 sene sonra bizden sahile atılıyor. Bir bakıyor. İhtimaldir ki, atabilir ki, olabilir ki demiyor. Nereden biliyorsun orada böyle bir şeyin olduğunu? Sırf bunun yanında kimse yok muydu? E niye onlar çürüdü de bu çürümedi? Adamlar arkeolojik kazı yaparken bulmadılar ha. Deniz atmış onu. فَلْيَوْمَ نُنَجِكَ بِبَدَنِكَ Cesedine necat vereceğim ben diyor. Kurtaracağım diyor, kurtaracağım. Atacağım dışarıya, merak etme diyor. E diğerleri niye yok? Yani deli olası geliyor da adamın ya. Tamam böyle bir şeyi ne için söylüyorsun? Ne ihtiyaç var? Bunu söylemek din mi? Tamam mı? E peki çıkmadı. Benim gibi değilsin ki 9 tane doğrun olsa bir yanlışın olsa bitti de var. Peygamber yani. Peygamberlikten bahsediyor. Onda hiç hata olmayacak. E çıkmadı ne olacak? Aa kıyamet kopuyor yok haydi. Çıkmasaydı İngiltere'de Londra'da yatıyor adam. Oturuyor. Sol eli şöyle ağzını açmış. Ben gördüm yani. Sağ eliyle de imdat diye. Bütün organlar. Affedersin tenasyon uzununa kadar. Her şey sağlam duruyor. Rezil rüsva etmiş Allah. Saçları kırmızı şeye benziyor saçları. Yani şey kına gibi. Zayıf uzun boylu adam. Göbekli de değil ha. Erimemiş ya. Acayip ya. Eti duruyor ya. Kenarlı. Can. Kenar, üstte kenarlar açık. Ya arkadaşlar senelerden beri bir et koy bakayım. Çürür mü çürümez mi? Ya ne yapsın Kur'an'da ne yapsın yani. Ne yapsın? gökten mi bağırsın? Bir tanesi o böyle bir manyak bana dedi. Allah bana husus hitap etmedikçe iman etmem dedi. Böyle salaklara affedersin. Denk geliyorum ya. Sen iman edecek can kalmaz mı? Ben ne dedim biliyor musun? Lut kavminin orada su içmeye durdular ya sahabeler. Resulullah ta gelmeden. Develerine falan. Hemen oradan geçirttirmiş. Hemen. Bırakın dedi. Nereden bilecekti orada Lut? Ve Kur'an'da se istikbali bildiriyor. Bilinecek ki diyor gelecek. Dünyanın en çukur yerinde. En çukur ve çukur insan. Çukur insanlar. Peki o Lut gölünün de tarih okumamış bu insan. Kütüphaneye girmemiş.
O suyun altında bir medeniyetin olduğunu, çöktüğünü nereden bilecek ya? On sahabeler bilmiyor, su içiyor. Ne var ya Resulallah burada? Eğer toplumsal bir söylenti olsa, toplumsal bir bilgi olsa, Muhammed'in yanında da aleyhissalatü vesselam, yanında yaşlı sahabeler de var. Diğer sahabeler de var. Onlar da bilirdi. Ne var ya Resulallah, sorarlar mıydı? Bu gölü görüyor musunuz? İçmeyi durdurdu. Bu gölün altında, suyun daha dibinde bir kavim yaşardı. Lut aleyhisselam, Lut kardeşimdi o. Şöyle şöyle lanetli iş yaparlardı. Hemencim, niçin oradan kovuyorlar? Bu adam bana hususallah hitap etmedikçe ben iman etmem deyince adamı ne yaptım ben? Cevap bile vermedim, çekip gittim diye. Lanetlenmiş bir insanın yanında kaçtım. Çünkü lanetlenmiş yerlerde durmayın. Şeyi çıkıyor kanunu. Hemen oradan kaçırmış sahabeleri, içirmemiş. Sirayet var diye, sirayet. Peki nereden bilecek o Lüt gölünün altına at kavmi semuka, tarih okumamış? Şöyle zannediyorum ben. Bağışlayın, kusura bakmayın. Resulullah şöyle oturuyor. Kütüphane, tamam İsmail? Oturuyor. Şu duvar Babillere ait bir tarihi kitaplar, ansiklopediler. Burası Asurlulara ait şu duvar. Şu Mezopotamyalılara ait. Öndekiler Farisilere ait. Tamam. Ondan sonra elemanları çalışıyor. Kütüphanede adamları çalışıyor. Hop uşaklarım, elemanlarım. Buyurun ya Muhammed. Peygamber değil Aleyhisselatü Vesselam. Asurların tarihi hakkında malumat toplayın, bana bilgi sunun. Dosya. Sümerlere ait. Mezopotamya, Farslara kadar, Çinlere kadar, Bizans, Roma hepsinden getirin. Ondan sonra dosyayı veriyorlar. O da oturuyor. Kahvesini düdümlüyor. Bunlara ait bir ayet yazayım. Dosya. Uşağım biraz daha ufalt bunu. Lan 15 sayfa lan. Üçe indir. Daha hız ver, daha hız ver. Onlara ait okuyacak ana fikir bir cümle yazacak. Ya Resulallah. Hadi geçmişi tutturdu da abi, geleceği nasıl tutturacak? Yok işte, dosya yok onda. Allah Allah. Nasıl bir peygamberin ümmetiyiz ya. Ne kadar şerefli ya. Vicdanımla söylüyorum. Oh. Yani oturmuş böyle kütüphanede. Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde felsefe bölümünde ne diyor biliyor musun adam? Ermeni bir tane felsefeci var. Ermeni. Bir de Türkiye'nin en büyük aliminin oğlu dinsiz birisi var. İkisi beyanat veriyorlar. Peygamberimiz Asurları araştırttı. Babilleri araştırttı. Onlara ait malumatlar yazdı. Sonra ait diye bize yutturdu diyor. Kütüphaneye girmiş. Uşakları var. En büyük alimdi. Orta Doğu'nun en büyük alimi Saadettin Yüksel Hoca. Onu bir tanesi şey yaptı. Yani, onun mürted. Ondan ben miras hukuku dersi aldım. Saadettin Hocam'dan. Miras. Büyük çok alimmiş yani. Acayip bir. Talebesi Halil Gönenç Hoca işte. Talebesi. Şu anda Şafii İlmi Ali'ni yazan zaten. Yani şu anda Türkiye'de Şafii İlmi Ali'nin tek sahibi. Ama onun hocası. Allah bana nasip etti ondan ders almaya. Miras hukuku. Eskiden böyle hastaydım ilme ya. Kimde ne vardı alıp elinden alıyordum. Ustalığı ustalardan öğrenmeyi eskiden beri yad etmişim yani. Şimdi onun oğlu bir de Ermeni Yakup Han mıdır ne bir şeydir felsefe getirdiler bana bir de Allah Allah. Sanki oturmuş böyle. Uşağım Babiller hakkında malumat topla. Asurlar hakkında topla. Bizans, Romalılara, Asurlar. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Sen dalga mı geçiyorsun? O bilgileri topladı yazdı diyor. Ben okuma yazması olmuyor. Kütüphane mi vardı? Yani bir dersim var buna ait. Biz derste sinirlenip de böyle bazen kayıyorum böyle. Felsefe ve peygamber diye. Peygamber ve felsefe diye bir dersim var. Felsefe ve peygamber mi? Veya peygamber ve felsefe mi? Felsefe ve Kur'an diye böyle. Onlara at ben cevap. Getir bu videosunu dedim. Vereyim cevabı. Sanki bak, mazi ve mustakbel Allah Resulü'nün nazarında. İşte. Felyomun önecedik ya.
Lut kavmi, gelecek hakkında Konstantin'in şunu bunu. Bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden, ezel ve ebed, dün ve bugün gibi silsile şuunatın iki tarafı birleşmiş. Ben bitmek üzere, çok uzattım, düz okuyayım. İttisal peyda etmiş bir surette, bir zaman hazır gibi onlara bakan bir Zat-ı Zülcelal'e yakışır bir tarz-ı beyandır. Yani ya dur artık. Nasıl bir usta, şimdi oraya girersem öptüm başım dönecek, neyse, ittisal deyince. Nasıl bir usta, gülme Bülent, tahrik etme beni. Nasıl bir usta, bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder. Nasıl bir usta, bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder. Programını, işlerini, liste ve filistesini yapar. Kur'an dahi şu kainatı yapan ve idare eden ve işlerinin listesini ve filistesini, tabiri caiz ise programını yazan, gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdadır. Hiçbir cihetle eseri tasannu ve tekellüf görünmüyor. Hiçbir şaibeyi taklit veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir hud'anın, hilebazın, haşa, o aldatması yani hud'anın emaresi olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle, bütün saffetiyle, bütün hulusiyle safi, berrak, parlak beyanı nasıl gündüzün ziyası, güneşten geldim der. Kur'an dahi ben Halik-i Alemin beyanıyım ve kelamıyım der. Evet, şu dünyayı antika sanatlarla süslendiren ve lezzetli nimetleriyle dolduran ve sanat perverane ve nimet perverane, şu derece sanatının acibeleriyle, şu derece kıymetdar nimetlerini dünyanın yüzüne serpen, siravari tanzim eden ve zeminin yüzünde seren, güzelce tanzim eden bir sani, bir mün'imden başka şu velveli takdir ve istihsanla ve zemzemeyi hamd ve şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhanem, bir mescit, bir temaşagâh sanat-ı ilahiye çeviren Kur'an-ı mucizül beyan kime yakışır? Kimin kelamı olabilir? Yani biz söylüyoruz kendisi yazdı diye. Kur'an benim kitabımdır diye Allah'tan başka kim var? Böyle bir iddiada bulunan. Düşünün bak. Hani Kur'an'ı kendisi yazdı diyor. Var. Ama onun sahibi bile diyor ki peygamber. Hayır benim değil diyor. Peki Kur'an benimdir diyen kim var? Bir tane çıkmamış. Bunu genelliyorum. Bu kainatı, dünyayı demiyor. Dünya tabiattır. Dese. Bu kainat benimdir diyen Allah'tan başka kim var? Bir iddia eden olur mu? Tamam. O zaman alternatif yok. Onu değil. Kimindir o zaman? Alternatif yok. Ortada bir mal var. Kimindir o zaman? Hani bir tane söyle de ona da araştıralım. Nasıl bir şeydir? Onun mudur? Bakalım. Yani benimdir diye iddia eden kimdir ya? Bir tanışalım onunla. Ne yer, ne içer, nerelidir bir bakalım. İşin garip tarafı abi. İnsanın fıtratında ortada güzel bir şey varsa onu sahiplenmek gibi bir özellik var. Yani tabii ya, benimdir. Bırakmak değil yani. Tabii. Öyle. Şimdi kainat benimdir diyen Allah'tan başka iddia eden var mı? Yok. Tabiat kanunları dünya ile alakalı. Galaksileri, orada da yer çekimi kanunu, güneş kanunu, su kanunu, buhar kanunu yok ki. Odaklı yer çekim kanunu da zaten hikaye. Öyle bir şey yok. İtme şeyden. Esirin yaptığı tesir vesaire. Şimdi Kur'an'ı ben yazdım diyen kim var? Hiç kimse yok. Ortada bir hakikat var. Kimin olabilir? Kur'an'ı mucize beğen kime yakışır? Kimin kelam olabilir? Ondan başka kim ona sahip çıkabilir? Kim çıkmış? O benimdir diyen. Bir tane Allah'ın kulu çıkmamış.
Sen diyorsun senindir, değildir diyor. Sen ondan daha mı biliyorsun onun olup olmadığını? Sen bana diyorsun ki Hasan senin paran var 100 lira. Yok bende. Var var. Veya bu telefon, kalem senindir. Değildir benim. Sen benden daha mı biliyorsun bu benim olup olmadığını? Sen bana iddia ediyorsun. İddia. Ama ben yakinim var. Benim değil. Kullanıyorum ben. Başkasının. Bu masada gördüm ben. Ama sen elimde gördün diye senindir denilir mi? Bu kadar mantıksız olur mu? Ben burada buldum aldım. Sen diyorsun ki senin elinde gördüm. Tamam. Benim elimde gördün doğru ama ben buradan aldım. Sen dışarıdan diyorsun ki bak senindir. Niye? Elinde gördüm. Ben de diyorum ki buradan aldım. Benim değil işte. Ondan başka kimin sözü olabilir? Dünyayı ışıklandıran ziya, güneşten başka hangi şeye yakışır? İzaha görüyor musun? İzaha görüyor musun? Ziya var ya, güneşten başka kime vereceksin? Buluta mı vereceksin ziyayı? Ağaca mı vereceksin? Ver hadi. Veya hiç kimse iddia etmemiş, ziya benimdir, güneş diyor. Tılsımı kainatı keşfedip alemi ışıklandıran, beyanı kuran, Şems-i Ezeli'den başka kimin nuru olabilir? Kimin aklına düşmüş ki ona naziri getirsin, onun taklidini yapsın? Evet, bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren bir sanatkarın sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. Madem ki yapar, bak, madem ki yapar ve bilir, elbette konuşur. Konuşmak da acayip ha, deli ha. Delilik acayip bir şey ya. Beni çok etkiliyor. Sana bir adama kızdın. Ceza vereceğiz. Konuşma lan benimle. Konuşmuyoruz. Bak konuşmamak ceza. Konuşmamak ceza. Konuşmak ne kadar nimet. Bitiyor cümle. Son cümle. Hemen gideceğiz. Madem yapar ve bilir elbette konuşur. Madem konuşur elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Bir çiçeğin tanziminden lakayt kalmayan bir maliki mülk, bütün mülkünü velveleye veren bir kelama karşı nasıl lakayt kalır? Hiç başkasına mal edip hiçe indirir. Ya. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha'tıma selavatı.